En kötü günlerim benim işte dördüncüyle diyelim 6. 7. günler arası gibi oldu. Benim hep de verdiğim mesaj aynı. Test dert değil, önemli olan belirtilerinize çok dikkat edin. Aslında bu toplumu çok değiştiren bir, daha önceden yaşanmamış bir şey. Hastalığı bir şekilde atlatacağız. Belki sonunda ben öleceğim ya da ne bileyim ağır bir şey olacak, kalıcı bir hasar olacak. Bunların hepsi bir şekilde bir sonuca ulaşacak. Hayata kulak ver. Kulağını sokağa aç. Haberi duy. Haber podcast'le buluştu. Kısa Dalga Podcast. Bir Küçük Bilgelikler programıyla daha karşınızdayız. Ben Ahmet Orhan. Bugün formatımızın birazcık dışına çıkacağız. Bugün Elif'le sohbet edeceğiz. Elif, Amerika Seattle'da yaşıyor. Kısa zaman önce COVID-19 şüphesiyle 2 hafta kadar kendisini karantinaya aldı ve hastalığı gün gün adım adım yaşadı ve bunu da sosyal medyadan paylaştı. Biz de Elif'e ulaştık ve kendisine bu süreci sorduk. Elif, merhaba. Merhaba. Biz bugüne kadar korona ya da COVID-19 ile ilgili ne duyduysak uzmanlardan duyduk. Uzmanlar bize ne yapmamız, ne yapmamamız gerektiğini söyledi. Eğer bir şekilde enfekte olursak ne gibi süreçlerin bizi beklediğini anlattılar filan, ama biz hiç enfekte olmuş birisinden kendi deneyimlerini dinlemedik. En azından ben hiç dinlemedim, hiç duymadım kimseden. Sen yakın zamana kadar bir COVID-19 şüphesiyle evde kendini karantinaya almıştın. Bize bu süreci anlatabilir misin? Elbette hani hastalığı nasıl hissettin, sonra hangi adımları attın ve teşhis hangi aşamada nasıl oldu ya da olmadı, testle ilgili nasıl bir serüvenin oldu? Bunları bize anlatırsan çok sevineceğim. Elbette. Öncelikle her ülkenin, her şehirden şehre bunun nasıl tedavi olması, yaklaşımı vesaire çok değişiyor. Onu öncelikle belirtmek istiyorum. Tabii yine aynı şekilde her hastalıkta olduğu gibi insanların da deneyimleri çok farklı olabiliyor. Belirtileri her ne kadar bir takım benzerlikler olsa da daha farklı benzerlikler de olabiliyor. Bunu söyledikten sonra ben Washington eyaletinde Seattle'da oturuyorum. Amerika'da ilk görülen vaka burada Snohomish County, benim oturduğum yere yaklaşık yarım saat 45 dakika yakınlıkta bir yerde çıktı. Ondan sonra hemen arkasından sanırım o Ocak ayında, ocağın sonunda çıktı. Hemen arkasından birçok yaşlılar evinde de çıkıp çok çabuk yayılmaya başladı Seattle'da. Bende ilk belirtiler, bunu tamamen geriye baktığımda söylüyorum, ayrıca da hani ilk gün kuru bir öksürük hissettiğimde "hah ben korona oldum" falan gibi bir şey kesinlikle düşünmedim. Aksine "aa yok işte New York'tayım, hava kirli ya da işte bahar, onun için öksürüyorum" diye düşündüm. Sanırım 2 Mart civarı falandı. Ondan sonra zaman içinde işte ilk belirtilerim, yine geriye dönüp baktığımda işte kuru öksürük, hafif bir nefessizlik gibi oldu. Çarşamba günüydü galiba, 4 Mart'ta. Herhalde artık dedim çok uzun zamandır seyahat ediyorum. Yorgunluk iyice bastı, iyi ki de eve gidiyorum diyerekten. Yine de tedbiri elden bırakmayarak, hem kendimi korumak amacıyla hem etrafımdakilere eğer bir şey yayacaksam diye, işte eldiven, maske vesaire giyip uçağa binip ben Seattle'a geldim. 84 yaşında annem bizimle oturuyor ve eşim beni kapıda karşılayıp ateşime baktı. Ateşim de sanki böyle bir yapbozun son parçası gibi geldi. "Ha" dedik, "biz burada bir problem var. Madem bu kadar ciddi bir şey" deyip ben odaya kendimi kapattım. Ve bir tek o sırada işte eşim bana yemek getirdi, yemek götürdü vesaire vesaire. Bir hafta boyunca. Daha sonra işte o sırada işte ateş yükseldi, ağrılar. Daha çok bende sırt ve üst solu, yani vücudun üst tarafında ağrılar oldu. Genel bir yorgunluk, nefessizlik vesaire.
ateş ilk belirtiden sonra yaklaşık 8. günde düştü. En kötü günlerim benim işte 4. ile diyelim 6. 7. günler arası gibi oldu. Sonra ateş düştü. Ha bu arada pardon, eve gelir gelmez ertesi gün CDC, Center for Disease Control, bizdeki buradaki işte virüslere falan, salgınlara bakan otoriteyi aradık. Hiçbir yere ulaşamadım. Hastaneler kesinlikle bu semptomları olanların hastaneye gelmelerini istemiyor. Önceden aramalarını ve de telemedisinle halletmeyi istiyor. Bana telefon, yani telemedisinle, böyle hani Skype gibi ama daha şey, güvenlikli bir sistem üzerinden teşhis o zaman konuldu. Ve de tekrar bu konuya dönmek istiyorum. O noktada bana işte test yeterince olmadığı için kimseye test yapılmadığını, sadece ağır vakalara vesaireye yapıldığı söylendi. Aynı zamanda da teyitli bir şey ortada olmadığı için bana yasal haklarım vesaire belirtildi, işte şey yapılsın diye. Yani bunu kimseye söylemek zorunda değilsin. Bununla ilgili çok büyük korkular var. İşte o noktada mesela eğer diyelim ki şey teyit olduğu bir testle vesaire, o sırada şirketler kapatılıp işte 2-3 gün temizleniyordu vesaire vesaire. O noktada bir şey, zaten teyitle elimde bir şey olmadığı için yapamadım. Ben işte bildiğim işte küçük gruplarda vesaire, hani belki bir amaç faydalı olur diye kendi deneyimlerimi paylaştım. Hastalığın nasıl ilerlediği hakkında vesaire. Onun dışında iyileşmesi diyeyim, hastalığın geçişinden bana biraz daha zor geldi. 2 hafta sonra yaklaşık 13. günde falan test yapıldı. Tansiyonda, nabızda vesaire oynamalar olunca evet acile gitmeye hak kazandın diyerekten acile gittik. O sırada test yapıldı ve negatif geldi test. Ama doktorun söylediği hiçbir şekilde bu şey değil, hani sana korona olmadın diyemem ama şu anda koronanın geçtiğini söyleyebilirim. Çünkü belirtilerin çok birbirine uygun, bu hastalıkla çok uygundu dedi. Ve testin hiç önemli olmadığını, belirtilerin yönetiminin bu virüsün şeyinde, izleniminde çok daha önemli olduğunu anlattı. Bu aslında söylediğin şey çok önemli. Burada da, Türkiye'de de, hemen hemen her yerde bütün insanlar teste kilitlenmiş durumdalar. Yani test yapılmıyor. Evet, hani şunu anlayabiliyorum. Ne kadar çok test yapar, ne kadar çok pozitif vakayı tespit edip tecrit ederseniz, tabii ki yayılmayı o kadar önlerseniz bu kadar önemli bir şey. Ama acaba bende bir virüs var mı yok mu diye teste bu kadar saldırmak aslında birazcık hastalıklı bir durum. Yani sen bundan söz ediyorsun aslında. Herkesin öz değerleri farklı elbette. Mesela paylaştığım gruplarda mesela test olmadığı için çok, yani bizim kültürümüzden de gelen bir şey bu biraz sanıyorum. İşte yok 3 tane damga pulu, 5 tane damga vesaire, alışkın olduğumuz için belki de bu daha önemli geliyor insanlara, ama gerçekten bu hastalığın ne izleyişinde ne de tedavisinde hafif vakalarda hiçbir fark etmiyor. Ne zaman hastalık ikinci enfeksiyonlara, herkes bunu iyi kötü okuyor, işte yok zatürreye çevirirse ya da işte bronşit yolları kapandığında vesaire, o zaman işte steroid kullanımı, işte şey remdesivir, diğer antiviraller, ağır antiviraller hastane kontrolünde monitör altında kullanıldığında vesaire, elbette çok önemli şeyler bunlar. Ancak hastalığın izleniminde hafif vakalarda, ki umuyorum çoğumuz hafif geçireceğiz bunu, çok yaygın olduğunu ve de Dünya Sağlık Örgütü bunun %70 nüfusun 2021'e kadar geçireceğini söylüyor. Gerçekten de önemli değil. Bizim enerjimizi aslında daha çok kendimizi, direnç sistemimizi iyi şekilde tutup kendimizi, etrafımızdakileri koruyup evde oturmamız gerekiyorsa ya da ortalıkta hapşırıp tıksırmak gerekmiyorsa, o tip şeylere yönelmemiz çok daha verimli. Peki Elif, kişisel deneyimine tekrar dönebilir miyiz? Tabii. Sen evde kendini karantinaya aldın. Evde 2 çocuğun, annen ve eşinle yaşıyorsun. Hı hı. Onlar sana destek oldular. Ama
Sen yalnızdın aslında. Kendinle baş başaydın. Nasıl geçirdin o günleri? Tahmin ediyorum hani fiziksel ağrılar da oldukça yoğundu. Şimdi benim babaannem hep şey derdi. Kul sıkışınca Hızır yetişir ve ne olduğunu anlamazdım. Gerçekten de hani her ne kadar etrafımda insanlar olsa da bir kere yaklaşamıyoruz o insanlara. Hani onların korunması için, bir an önce bu evden çıkıp gitmesi için bu hastalığın vesaire. Tabii annem de 84 yaşında, FaceTime onun karizmasını çok çizdi. İlla gözümle göreceğim falan gibi şeyler. Hatta böyle şey, çocuklarım, eşim falan onu merdivenin başında durdurmalar vesaire. Annem yukarıya kolonya sür diyerekten bağırmalar. Onun korkusundan bol bol kolonya da sürdük bu arada ama genel olarak şöyle diyeyim. Hani hayatım boyunca işte yok finansal planlama yaptım, yok yatırım yaptım vesaire falan. Bunların hiçbiri böyle bir hastalık döneminde hiçbir anlamı yok. En anlamlı şeyler işte duyup yetişip evimize kutu kutu, tencere tencere yemek getiren insanlardı. Ben onların yani hakkını hiçbir zaman için ödeyemem. Ya da ben oturup yaptığım nefes hareketleri, işte nabzım yatarken yüze çıkıyor ve de ben işte oturup meditasyon yapıp çiçek böcek düşünmeye çalışıyorum ki bunları kendim, dediğiniz gibi çok böyle aslında kendi başına geçirilen ve de yine en iyi yaklaşım kendi içsel içe dönüşle daha aslında en az nasıl diyeyim zararla geçirilmesi gereken bir süreç olarak görüyorum. Tabii ki de farklı fiziksel problemler çıktığında her zaman için doktora gitmek çok önemli ama insanın ruh sağlığı, akıl sağlığı da bu sürecin ne kadar zor ya da ne kadar hani olduğu gibi geçmesine de çok yardımcı olabiliyor. İşin psikolojik tarafını mutlaka konuşmalıyız. Birazdan buna dönelim lütfen. Bu noktada Amerikan sağlık sistemiyle ilgili bazı eleştirilerin vardı sosyal medyadan duydum. Biraz bize o süreci anlatır mısın? Hani ilk önce test yaptırmak istedin, kabul edilmedi ama daha sonradan bir telemedisinle konuştun, birazcık değindin. Bunu biraz daha detaylandırır mısın bize? Elbette. Şimdi şöyle bir şey oldu, çok enteresan. Yani biliyorsunuz ben en azından İzmir'de büyürken hep duyardık Amerika'ya gitti ameliyat olmaya, Amerika'ya gitti tedavi olmaya. Ben yani hiçbir zaman için çok şükür doktorla bir işim olmadı ciddi sağlık sorunları için bu ülkede. Hani o açıdan çok şanslıyım ama ne kadar aslında zor olduğunu gördüm burada. Çünkü mesela telemedisinde ben dedim parasını vereyim size, yani şey yapayım, cebimden ödeyeyim yapı. Hayır, test yok dediler. Aradan 2,5 hafta geçti, bu kez eşimde belirtiler başladı. Yine telemedisinde, bu kez evet öylesin ama tedavi yöntemi değişmediği sürece elimizde yeterli eldiven ve maske olmadığı için test yapamayacağız dediler. Ve inanın o anda ben bunu doktorun ağzından duymasaydım herhalde bana eşim söylediğinde hadi ya dalga geçiyorsun falan derdim. Yani bu sefer hani şimdiki sorun test kitinin yetersiz. Artık test kiti var ama maske ve eldiven yok ya. Ve bu yüzden yapılamıyor. Evet. İnanılmaz. Seattle'da böyleydi. Başka yerlerde farklı bir deneyim olabilir. Ama bizim deneyimimiz bu. Ve biliyorum mesela paylaştığım gruplarda bana çok özelden yazanlar oldu. İşte yok Mallorca'da, İspanya'da durum aynıydı. İngiltere'nin bazı yerlerinde durum aynıydı. Bu paylaşan arkadaşlar hani artık birbirimize destek olmaya çalışıyoruz. Yani benim hep de verdiğim mesaj aynı. Test dert değil, önemli olan belirtilerinize çok dikkat edin. İşte oksijeniniz nedir, tansiyon, yani bütün bu hayati temel verilerinize dikkat edip bir de nasıl hissettiğiniz çok önemli. Onları en kolay şekilde atlatacak şeylere yönelin. Yani mesela bana verilen ilaçlar işte yok öksürük için öksürük hapı, nefes darlığı için işte şeyde nedir o astımda kullanılan ilaç vesaire gibi şeylerdi.
daha ağır durumlarda elbette daha farklı şeyler veriliyor ve zaten protokol de her gün daha da farklılaşıyor olduğumuz yere göre. Yani dünyanın her bir tarafında farklı yaklaşımlar da var. Bu tamamen benim deneyimim Seattle'da. Bir de şuna değinmek istiyorum. Ben, sen de biliyorsun, bu hastalığım hani ilk başından beri çok küçük bir grupla paylaştım. Onun dışında hiçbir şekilde ne bileyim işte yok röportaj yapmak isteyenler oldu vesaire. Hiçbir şekilde bunu paylaşmak istemedim. Çünkü öncelikle kendimi ve ailemi korumak istedim. Çünkü burada çok büyük bir problem var. Hastalık sadece hastalık değil. Bununla ilgili korkular, bununla ilgili bastırılmış kesişimsellik, yani intersectionality diye adlandırıyoruz biz bunu şeyde sosyal bilimlerde. İşte yok mesela bir arkadaşımın Filipinli, Çin'den falan bile değil. Arkadaşımın annesi anaokulu öğretmeni, otobüs durağında beklerken biri üzerine arabayı şey yapıp pis Çinli virüs getirdin diyerekten saldırmalar oluyor. Ya da ben iş yerine ilk anda bunu söyleyip ortalığa velveleye verseydim, işte binlerce dolar ne bileyim ben burayı temizleyip işte iki gün kapatmamız gerekti gibi farklı tepkiler alabilirdim. Ya da çocuklarımın ne bileyim ben etrafında bir takım problemler çıkabilirdi. Bunun için çok çok tedbirli davranmaya çalıştım. Ve bu ayrıca bu hastalığın dediğim gibi mesela işte Prince Charles oldu, yok işte Tom Hanks oldu. Deneyimler çok daha farklı olabiliyor. Olduğumuz sosyal kesme ya da nasıl anlaşıldığımıza, nasıl kendimizi ifade ettiğimize göre de. Aslında bu toplumu çok değiştiren bir, daha önceden yaşanmamış bir şey. Bizi Kısa Dalga Net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Peki o zaman şimdi işin psikolojik boyutuna geçelim. Hem az önce sözünü ettiğin gibi işin bir politik boyutu var aslında. İdeolojik ve politik bir boyutu var. Bir de bireysel psikolojik boyutu var. Şunu çok iyi anlıyorum. Bir ülkede yabancı olmak, belki kadın olmak ve üstüne bir de hasta olmak, evet senin konumunu çok, senin elini çok zayıflatan bir şey Amerika'da. Ve bu yüzden insan kendisini sakınmak zorunda, belki gizlemek zorunda da kalabiliyor. Bireysel ya da dininiz diyelim ki İslam olmayabilir ama İslami bir ülkeden geldiğiniz için ya da dini, resmi dininin İslam olduğu, yani o kadar farklı kısımları var ki bunun, evet kesinlikle evet. Böyle bir kısmı da var bu hastalığın. Evet, yani özellikle 2001'den sonra, hani 9-11'den sonra zaten pasaportta bir İslami şey yazıyor olması, ki bizim Türkiye'nin resmi dini İslam değildir aslında, biliyorsun laik bir ülkeyiz ama algılanışı böyle değil. Evet, bunlar gerçekten çok büyük problemler. Bir arkadaşımın söylediği şey, hani insanın kendisini psikolojik olarak hazırlaması gerektiği, hem virüsle savaşırken diğer yandan da bir sürü insan acaba bana da bulaştırdın mı korkusuyla arıyor ve bunu hissediyorsunuz demişti. Muhtemelen bu da çok ağır bir darbedir o sırada virüsle boğuşurken. Kesinlikle o da var. Yani mesela çok sevdiğim arkadaşlarım, her zaman görüştüğümüz, kahve içtiğim arkadaşlarım mesela şey diyorlar geçenlerde, aa dedim bizim şey bitti artık, ne denir, tecrit süremiz bitti. Bakkala gideceğim, kızlar bir şey istiyor musunuz dedim. Sen evde otur, gider ben alırım, başkalarına geçireceksin dedi. Yani öyle bir şey ki artık herhalde ben bilemiyorum bir daha o arkadaşlarımla aynı ortamda ne zaman buluşabilirim ya da daha ne kadar beklemeliyim ki bu korku biraz daha normalleşebilsin. Evet, bunlar gerçekten biraz problemli şeyler. Şu an peki az önce dedin ki hastalığı daha kendisi iyileşme süreci biraz daha zor geçiyor dedin. Şu ara ne oluyor, nasıl oluyor? Çünkü işe döndün sanıyorum, evden çalışıyorsun.
Evet. Yani bizim mesela şeyimiz, örnek grubumuz iki kişi değil mi? Eşim ve ben. Ben işte iyileştim. İkimizin de yaklaşık diyelim ki başından sonuna semptom olarak işte ateş olsun, öksürük olsun hemen hemen aynıydı. O tekrar işte yok CrossFit'ine, Spartan şeyine, yarışma antrenmanlarına geri döndü. Bende hala bronşlarda bir şişlik var ve hani Amerikan tıbbi sisteminden bahsettik. Benim şu anda tekrar bir telemedisin randevusu almamın hiçbir anlamı yok. Çünkü bir kere bronşların, o yolların iyi çalışıp çalışmadığı ya da şişme olup olmadığını zaten bir röntgenle şey yapamazlar. Ya da işte yakından dinlemeleri gerekiyor. Onun için işte şey Downstate Brooklyn'de hematolojinin eski başkanlarından biri, aile ahbabımız. Ben Dr. Braverman'ı arayıp işte dedim benim böyle böyle şeylerim var. Ama dedim hani unconfirmed dedim. Dedi senin nefesinden ben anlıyorum dedi. Olmuş dedi, geçmiş artık dedi. Ama dedi bronşlarında hala şişlik var. Onun için hemencecik nefes darlığı oluyor sende hala dedi. İki şey var dedi. Tabii dedi bir an önce doktora görünüp bir takım işte yok steroid kolay verilebilecek ilaçlarla bunu birkaç günde de geçirilebilir. Ama tabii bu zamanda bir de şöyle bir şey var. Şu anda Seattle ve çevresinde ve sanıyorum bu genel olarak Amerika'da da birçok yerde aynı şekilde bütün rutin randevular, bekleyebilecek bütün ameliyatlar vesaire tamamen iptal olmuş vaziyette. Geçen akşam televizyonda Seattle'da bir hasta bağırsak kanseri ameliyatı olacakken onunkini yine bir ay sonrasına erteliyorlar. Yani bekleyebilecek her türlü şeyler kanserine kadar hani mesela bana kanser beklenecek gibi gelmiyor ama öyle bir triyaj yapmaları gerekiyor ki anladığım kadarıyla o bile bekleyebilecek haldeyken şu anda hemen bir tıbbi müdahaleye aramıyorum, bekliyorum. Zaten o da konuştuğum doktor da aynısını söyledi. Hani biraz beklersen bir zarar, kalıcı bir zararı olacağını zannetmiyorum dedi. Ben de öyle devam ediyorum şu anda. Ama tabii olabilir sonradan bunu da bilmemiz mümkün değil. Evet, maalesef böyle bir şey de var. Ama Seattle'da da önümüz yaz galiba değil mi? Evet. Yaz yaklaşıyor. Buna sığınabiliriz. Hani bronşit ve benzeri hastalıklar için belki havaların ısınması biraz daha iyi olabilir. Elbette. Peki Elif, çok teşekkürler bize. Çok güzel bilgiler verdin, deneyimlerini paylaştın. Söylemek istediğim son birkaç şey varsa onları da alayım senden. Tekrar ben bu kesişimselliğe, sosyal, bu hastalığın hani hastalığı bir şekilde atlatacağız. Belki sonunda ben öleceğim ya da ne bileyim ağır bir şey olacak, kalıcı bir hasar olacak. Bunların hepsi bir şekilde bir sonuca ulaşacak. Şu andaki bunun sosyal sonuçları önümüzdeki yaşamımızı çok farklı hale getirebilir. Onun için ben öncelikle bunu duyan, dinleyen herkese akıl sağlıklarını iyi tutmalarını, etrafındaki işte hepimiz çoluk çocuk herkes evlere doluşmuş halde oturuyoruz şu anda birçok yerde. Ne bileyim illa otur dersini çalış ya da ne bileyim işte bir evde hiyerarşi kurmak yerine herkesin akıl sağlığı, birlikte vakit geçirmek ya da ne bileyim etrafta mesela bizim sokakta bir sürü yaşlı insanlar oturuyor. Onları sık sık arayıp iyiler mi, bir şeye ihtiyaçları var mı falan diye sormak gibi şeylerle daha çok vakit geçirip sadece bu koronayla ya da dünyada olup biten kötü şeylerin sadece insanların kendi kontrol edebildiği ortama nasıl yansıdığı dışında daha fazla düşünmemelerini öneririm. Çok güzel. Şu geldi aklıma. İklimlerin başında bu Web 2.0'la beraber hani internetteki devasa dönüşümle ve yaygınlaşmayla beraber küreselleşmenin de sonucu olarak şöyle bir şey olmuştu. Çok uzaklar çok yakın olmuştu ama çok yakınlar da çok uzak olmuştu. Şunu söylemek istiyorum hani o yıllarda tanışsaydık seninle yine sen Amerika'dayken ben başka yerdeyken bu şekilde konuşabilirdik ama
alt kat ya da yandaki komşumun ne yaptığını ne ettiğini bilmiyor olurdum ki benim ilk gençliğimde böyle geçti. Fakat sanki bu virüs bu işi tersine çevirmeye başladı. Tam da söylediğin gibi biz de yanımızda oturan, birkaç ev yanımızda oturan yaşlı komşularımıza bir şey ihtiyaçları olması durumunda bizi arayabileceklerini falan söyledik. Yani yeniden komşularımızı hatırladık aslında. Virüsün iyi bir tarafı var mıdır? Elbette yoktur ama birazcık da polyanacılık yapalım. Buna vesile olmuş olması da azıcık da olsa sevindirici diyeyim çekinerek. Kesinlikle, kesinlikle. Peki Elif, çok teşekkür ediyorum. Çok samimi paylaşımların harikaydı. Şunu da analım bitirirken, aslında sen bu paylaşımlarını Göçmen Anneler grubunda, Facebook grubunda yaptın. Evet. Bu grubun kendisi de efsane bir grup bence. En kısa zamanda bunu da konu alan bir program yapmak istiyorum kendi adıma. Ama sana bir kez daha teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Umarım eşin de sen de bu süreci hasar almadan tamamen geride bırakırsınız. Annen de zaten sağlıklı ve umarım böyle de. Annemi sağlam tutarsak evet, o en büyük kazancımız olacak kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Haber podcast'le buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga.net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.